Merhaba arkadaşlar, ben Mikhail Pikulski. Sizlere bu video serimizde Raspberry Pi nasıl kullanılır bunu göstereceğiz. Raspberry Pi'yi daha önce tanımayanlar için kredi kartı boyutunda olan mikro bilgisayarlardır bunlar. Başka çeşitleri de var tabii ki. Mesela bu bir Raspberry Pi Zero ya da Raspberry Pi Pico'dur. Raspberry Pi ile ilgili birkaç tane videomuz oldu. Fakat genellikle burada bu videolarımızda Linux oryantasyonlu biraz işlemler yapmıştık. Burada bu video serimizde biz daha çok buradaki GPIO dediğimiz 40 tane pin çıkışıyla işlemler yapacağız. Temel gereksinimlerimiz neler? Elinizde tabii ki bir tane Raspberry Pi bulunması gerekiyor. Bu Raspberry Pi 4 olabilir, 3 olabilir, model B, B artı fark etmez. Yani 40 tane pin çıkışımız olan bir Raspberry Pi'niz varsa bu video serimizde herhangi bir sıkıntı çekmeyeceksiniz. Temel Linux bilginiz olursa tabii ki bu sizin faydanıza ve tabii ki temel Python bilgisi lazım. Eğer yoksa sizlere kanalımızda birçok Linux ve birçok Python giriş dersleri hakkında videolarımız var. Bunları göstermiştik. Bunları tekrar izleyebilirsiniz ya da bilginizi tazeleyebilirsiniz. Çok uzatmadan şöyle bir başlayalım, bir modelleri görelim. Raspberry Pi 4 model B. Bu en son çıkan Raspberry Pi'dir. Bunun tabi varyasyonları var. İşte 4 GB RAM olanları var, 8 GB RAM olanı var. Hatta ikilisi falan da var. Raspberry Pi 3 model B artı bu şekilde olan Raspberry Pi modelidir. Aradaki fark mesela bunun işlemcisi, yani 3'ün işlemcisi biraz daha yavaştır. Bir de USB 3.0 girişi yok. Onun dışında aman aman bir farklılık olmayacak. İşte HDMI girişleri farklı mesela, gördüğünüz gibi. İkisiyle de çalışabilirsiniz. Raspberry Pi 3 model B'ye baktığımız zaman arada ufak bir fark var. Yani işlemciden hariç. Bir de PoE girişimiz yok. Yani Power Over Ethernet. Eğer bir ufak switch'iniz var ve bu switch'iniz PoE destekliyorsa, yani switch'in portundan elektrik geliyorsa, bir head, yani Raspberry şapkası sayesinde işte şarj girişi olmadan, mesela burada USB-C kullanıyoruz, bu olmadan Raspberry Pi'yi direkt switch'in üzerinden de çalıştırabilirsiniz. Ben şahsen öyle kullanıyorum, şart değil tabii ki. Tek farkı, bir tane eksik daha kablomuz var. Yine burada kat çizimlerini de verdim. Bunu niye verdim? Şundan dolayı, ilerleyen videolarda mesela şunu şuraya takın gibisinden ya da şu pinleri kullanın gibisinden buradan gösterimler yapacağım. Yine sadece tanıtım amaçlı şöyle bir Raspberry Pi'ları göstermek istedim. Hemen temellere geçmek istiyorum. Çok önemli bir bilgi vereceğim burada. Raspberry Pi için gereken şarj adaptörleri. Bu konu cidden önemli. Çünkü bu gerçek hayatta benim başıma gelen bir sıkıntı olmuştu. Bir tane Raspberry Pi hazırladık. Bu Raspberry Pi'ımız hem HDMI üzerinden dokunmatik bir ekrana bağlanıyordu. Ayrıca GPIO üzerinden işlemler yapıyorduk. Ve tekniker arkadaşımız montajı sağladıktan sonra hatalarından karşılaştı. İşte normalde çalışma hızının dışında bir hızda çalışmaya başladı. Takılıyordu falan filan. Uzaktan bağlantı sağladım ve cihaza baktığımda her şey normal gözüküyordu. Herhangi bir sıkıntı görmedim. Arabaya atladım. Olay, yani montajın gerçekleştiği yere gittim. Ve bir baktım ki bizim montör arkadaşımız, yani montajcı arkadaşımız şunu yapmış. Gitmiş kendi cep telefonundaki bu USB-C ucunu Raspberry Pi'ye takmış. Fakat elindeki adaptör sadece 1 amper veriyordu. Şimdi 1 amper olduğu için bizim aslında gerekli olan şarj adaptörümüz 3 amper vermesi gerekiyor. Ve
1 amperlik bir şey kullandığı için bu sefer ne oluyor? Hatalarla karşılaştık. Bu yüzden bu bilgi çok önemli. Bunu sakın yapmayın yani. Tamam, ufak tefek işlemler için başka tabii şarj adaptörlerini kullanabilirsiniz ama tavsiye etmiyorum. Lütfen buradaki amper sayısına dikkat edelim. Bunlar orijinal Raspberry'nin verdiği zaten bilgilerdir. Yani ben kafamdan uydurmuyorum bunları. Bu arada bu bilgileri gösterdiğim tabloları falan eğer kaydetmek istiyorsanız ya da kendiniz için not oluşturmak istiyorsanız ekran görüntüsü almanıza gerek yok. Bunları tek tek PDF halinde GitHub üzerinden atacağım. İlerleyen derslerde yazdığımız bütün kodları GitHub üzerinde bulabileceksiniz. Yani açıklamalar kısmında benim zaten fix GitHub adresim bulunuyor. Oradan girip Raspberry Pi dersleri içerisinde böyle bir git oluşturacağım ve bunun içinden tek tek bunları alabilirsiniz. Evet, ilk dersimizde yani ilk olayımızda şunu yapacağız. Raspberry Pi'yi hazırlayacağız. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Hemen şuradan bir Windows açalım. Raspberry Pi'nin kendi sitesinden software kısmına geliyorsunuz. Ve burada eğer Windows kullanıyorsanız buradan Download for Windows. Eğer Ubuntu ya da Debian kullanıyorsanız buradan .deb paketini indirebilirsiniz. macOS içinde yine burada .dmg paketimiz mevcut. Bunu indirdikten sonra kuruyoruz. Windows için zaten gayet basit. Next install dediğimiz zaman yükleniyor. Debian içinde yüklemeyi bilmiyorsanız belirtin. Ben yine komutları aşağıya atarım. Çok basit bir şekilde yüklenir. Yükleme işlemimizi tamamladıktan sonra şöyle imager şeklinde bir uygulamamız gelecek. Evet diyorum. Imager'ımız açılıyor. Buradan işletim sistemini seçiyoruz. Biz genellikle Raspberry Pi OS Lite ile çalışacağız. Şimdi diyeceksiniz ki en yukarıdakini niye seçmedik? Burada görsel arayüz de dahil. Yani bunun içine resmen bir desktop yüklüyorsunuz. Şimdi desktop'u yüklediğiniz zaman HDMI çıkışlarıyla çalışabilirsiniz. Normal böyle bir Raspbian OS'un işte arayüz kısmı gelecektir. Lite'i yüklediğiniz zaman sadece terminal işlemi yapabilirsiniz. Yani HDMI çıkışında da sadece bir terminal göreceksiniz. Şimdi bunu niye yapıyorum? Biz bunu gerçek hayata uyumlu projelerle çalışacağız. Tabii ki ilk başlarda işte tek tek pin dağılımını falan göstereceğim. İşte ufak LED söndür aç gibisinden projelerimiz olacak ama ilerleyen zamanda mesela Python'da görsel bir arayüz hazırlayacağız ve Raspberry Pi'yi çalıştıracağız ya da bir web tarayıcısı üzerinden Raspberry Pi'yi uzaktan yöneteceğiz. Bu tarz işlemleri yapacağız. Şimdi siz gittiniz bunu müşterinize taktınız. Mesela bir kapı sistemi yaptınız varsayalım ya da bir RFID sistemi yaptınız. Bu sadece işlemleri kontrol eden bir bilgisayar şeklinde çalışacak. Siz burada bir görsel arayüz istemezsiniz. Niye? Ya gereksiz performans harcaması yapar. Bunu istemezsiniz. Onun dışında içine mesela atıyorum ufak bir SD kartı takarsınız ve burada yer kaplamasını istemezsiniz. Mesela şuradan bakarsanız Raspberry Pi OS Lite'a baktığınız zaman 0.5 GB. Aynısının fulline baktığınız zaman 3.2 GB. Yani burada 2.7 GB'lık gereksiz bir alan oluşturursunuz. Bunu istemediğimiz için Lite kullanmayı tercih ediyoruz. Şimdi düzüğün arasındaki fark burada sadece desktop'u da yüklüyorsunuz. Full ek programlar da yüklüyor. İşte Tommy gibi mesela Python programlama şeyleri falan da olacak. İşte bilmiyorum birkaç oyun var falan. Yani ben gereksiz buluyorum. İsteyen tabii ki kendi için araştırabilir. Genelde 32 bit versiyonunu kullanacağız. Eğer Raspberry Pi 4'ünüz varsa ve 8 GB'lık bir Raspberry Pi 4'ten bahsediyorsak 64 bit'i kullanmayı tercih edebilirsiniz. Evet. Burada mesela işletim sistemimizi seçtik. Eğer burada çark açılmıyorsa sizde, çünkü bu yeniden geldi, sonradan geldi. Ctrl Shift X'e bastığınız zaman yine burada bir ayar, ek ayar sekmesi gelecektir. Buradan Enable SSH, şu an bende açık ama sizde büyük ihtimal kapalı gelecekti. Buradaki tiki işaretliyoruz. Bu neye yarıyor? SSH uzaktan bağlantı yapmamızı sağlayacak. Devam ediyoruz. Aşağıda kullanıcı adını Pi olarak sabit bırakıyorum. Buraya bir şifre ataması yapıyorum. Kafanıza göre koyabilirsiniz. Ben kod dünyam 1 nokta koydum şu an. Eğer ki
bir switchiniz yoksa ya da modemden uzaksanız ve Wi-Fi ile çalışacaksanız buradaki tiki açıyorsunuz. Wi-Fi'nizin ismini şuraya da şifresine giriyorsunuz. Bir de buradan işte Wi-Fi'nin bulunduğu ülkeyi seçmeniz gerekiyor. Bu ayarlar için önemli. Daha sonrasında Save diyorsunuz ve buradan SD kartını seçiyorsunuz. SD kartınızı aynı şöyle ufak bir büyük ihtimal değişik varyantasyonları var bunun. SD kart okuyucusunu takıp USB'ye taktığınız zaman buradan SD kartınız gözükecek. Onu seçtikten sonra yaza bastığınız anda yazma işlemi başlayacak. Yazma işlemi bittikten sonra SD kartımızı Raspberry Pi'mıza takıyoruz. Şarj adaptörünü takıyorsunuz ve daha sonrasında başlatıyorsunuz. Şimdi biz uzaktan bir bağlantıyla çalışacağımız için Raspberry Pi'yi bulmanız gerekiyor. Bunun için iki yöntem söyleyebilirim size. Birincisi, modeminizin arayüzünü tanıyorsanız, biraz uğraştıysanız oraya girebilirsiniz ve oradan mesela illaki bağlanılan cihazlar diye gösterecektir. İşte modem ağınızdaki cihazları. Oradan bulabilirsiniz. Bir diğer yöntem. Şurada Advanced IP Scanner diye bir şey var. Bunu ücretsiz indiriyorsunuz. Buradaki Advanced IP Scanner'ı açın. İndirdikten sonra ben indirmiştim. Şimdi bunu yüklemenize bile gerek yok. Hani yüklemeden de çalışıyor. Türkçe diyorum. Buradan sadece çalıştıra basıyorum. Çalıştır dedikten sonra açılıyor ekranımız. Burada zaten sizin IP adresiniz fix gözükecektir. Burada mesela sizde büyük ihtimal 1 ya da 0 olacaktır. Bu çok önemli değil. Modeminizin bulunduğu network alanı nereyse onu gösterecektir. Ben de 79. Bunu ben kendim ayarlamıştım zaten. Sizde büyük ihtimal 1'den 254'e kadar tarayacaktır. Şu şekilde. Böyle yapabilirsiniz. Böyle tarayın. Ben şu an Raspberry Pi'nin bulunduğu aralığı bildiğim için şöyle 150-159 yazıyorum. Sizde bu 150-159 arasında olacak diye bir şey yok. Taramamızı yapıyoruz. Taratırken birazdan hızlı çıksın diye ben böyle yapıyorum. Yani beklemeyin diye. Evet, gördüğünüz gibi şurada 159 olarak gösteriyor. Şimdi ne yapıyorum? Buradan komut istemine geliyorum. Linux kullanan arkadaşlar bunu terminalden yapacak. Mac kullanan arkadaşlar da terminalden yapacak. Ne yapıyorum? SSH komutunu kullanıyorum. SSH komutunu kullandıktan sonra Pi kullanıcı adım IP adresimi yazıyorum. Bağlanmak istediğim cihazın IP adresini yazıyorum. Hop, onu iyi geldi ya. Evet. Bu şekilde ilk bağlandığınızda o kısa bir yazı gelecek. İşte oraya yes yazmanız gerekiyor yazıyla. Ondan sonra enter'lıyorsunuz. Şifreyi soracaktır. Kod dünyam bir nokta demiştim. Enter'a basıyorum. Pi at Raspberry Pi yazıyorsa bağlantınız tamamdır. Eğer SSH çalışmıyorsa, yanlış hatırlamıyorsam şuraya SSH direkt geliyor. Ayarlardan bunu değiştirmeniz gerekiyor. Takılan arkadaşlar olursa yorumlarda sorsun. Ben adım adım nasıl olduğunu yine yorumlardan cevaplayabilirim. Ya da işte koddunyam.net üzerinden de sitemizden de sorabilirsiniz. Sitemizde zaten şöyle bakarsanız forum şeklindedir. Ve bu forumdan yeni konu başlıkları açıp buradan forumlardan sorular sorabilirsiniz. Burada gene aşağıda Raspberry Pi, Raspbian diye bir bölüm açtık. Buradan istediğiniz gibi sorularınızı sorarsanız cevaplarız. Sıkıntı yok. Evet, ilk videomuz için bu kadar bilgi bence yeter. Sıradaki videomuzda devam edelim.